İran operasyonun hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'in olası misillemesinde yer almaması yönünde ve güçlerini bölgeden çekmesi gerektiğine dair bir mesaj ilettiğini açıklamıştı. Dün de Doha'da İran ile İran ve Basra ülkeleri işbirliği konseyi arasında toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanları arasında oldu bu toplantı. Pezeşkian da o sıralarda Katar'daydı ama Pezeşkian'ın toplantısı başkaydı. Asya İşbirliği Diyalog Forumu'na katılmasıydı. Ama İran ile Basra Körfezi ülkeleri arasında yapılan bu toplantıda Özay Bey'in ifade ettiği mesajın net bir şekilde karşı tarafa iletildiği bilgisi bizde de var. Peki kabul ettikleri bilgisi artık var mı Körfez ülkelerinin? Suudi Arabistan'ın İran'a bu noktada güvence verdiği iddiası var. Bu İran basınında yer aldı. Ama ne kadar doğru, hangi ölçüde bu noktada güvence verdi Suudi Arabistan bilmiyorum. Çünkü Pezeşkian aynı zamanda gittiği toplantılardan bir gün önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla baş başa da görüşme yaptı. O görüşmede de Suudi Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin mesajını ilettiği ifade edildi Pezeşkian'a. Bu toplantının ardından bu iddia gündeme geldi. Yani Suudi Arabistan'ın İran'a kendi topraklarının İran'a karşı kullanılması noktasında müsaade edilmeyeceğine dair garanti verildi. Diğer yandan Irak ve Suriye. Suriye ve Irak zaten İran'la yakın angajman içerisinde. Teknik imkanları yetersiz olabilir, bu başka bir tartışma konusu ama muhakkak onlarla da bu konuyu masaya yatıracaktır. Ama Suriye sahasında özellikle dikkat çekmek istediğim nokta Rusya'dır. Rusya'nın hava savunma sistemleri. Onların daha aktif kullanılmasını Rusya'dan, Moskova'dan istemiş olabilir İran. Çünkü iki gün önce Putin'in Suriye özel temsilcisi Tahran'daydı. Ondan iki gün önce Moskova'dan gelen bir misafir vardı. Putin'in Moskova'dan Rusya Başbakanı geldi Tahran'a. Yani peş peşe bir ziyaret durumu söz konusu. Bu ziyaretlerde Rusya Suriye'deki hava savunma sistemlerini daha aktif kullanması istenmiş olabilir. Yunus, şöyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri seçime gidecek ve şunu hep konuşuyoruz. Seçimden önce ne olacak? Netanyahu nereye kadar ilerleyecek? Yoksa seçimden sonra mı duracak veya durmayacak, daha hızlı mı ilerleyecek? Bir diğer yanda da Amerika Birleşik Devletleri bu işi seçimde nasıl kullanacak? Çünkü Trump şu açıklamalar da geliyor Trump tarafından. İşte Kamala'nın yüzünden oldu İsrail'in vurulması. Onların yapmış olduğu yanlış politikalardan dolayı İsrail vuruldu. İran'ın o attığı füzelerle ilgili. Bir nevi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde sanki bu İsrail gerilimi, İsrail'in yaratmış olduğu gerilimde seçim kampanyası olarak kullanılıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü Başkan Biden'ın ve tabii yardımcısı Kamala Harris'in 7 Ekim'den beri uyguladığı politikalar ABD'de iç karışıklıklara da sebep oldu. Bu yılın Nisan-Mayıs aylarında ABD'nin dört bir yanındaki onlarca üniversitenin kampüsünde öğrencilerin isyan ettiğini, kamplar, çadırlar kurduğunu hatırlayalım. Ve bunlar çok sert biçimde bastırılmıştı. 3000'den fazla öğrenci, öğretmen, profesör bunlar tutuklanmıştı. Bu şiddet görüntülerini tüm dünyada görmüştük biz. Yani izlemişti herkes, buna şahit olmuştu. Ve bu kişilerin özellikle Biden, Kamala Harris'in tabanından olması, yani liberal, demokrat görüşlü insanlardan oluşması daha da büyük bir sıkıntı yaratmış. Ama yine de Biden, Harris ikilisi politika değişikliğine gitmemiş, gidememişti. Çünkü sizin burada oy kaybettiğiniz çok net eyaletler var. Ama buna rağmen İsrail'e dur diyemiyorsunuz, dizginleyemiyorsunuz. Bu da yine hep aynı yere dönüp geliyoruz. Burada sorun Amerikan başkanları, bakanları, bürokratları değil, ciddi anlamda siyaset ve yönetim bir etki altına alınmış, satın alınmış halde gibi görünüyor. Ondan dolayı sizin manevra alanınız da azalıyor. Şimdi Trump böyle bir ortamı yakalamışken tabii ki de bırakmıyor. Bunu kullanabildiğince kullanıyor, etinden sütünden faydalanıyor. Peki kendisi farklı bir şey mi öneriyor? Hayır, o daha fazlasını öneriyor. Bunlar İsrail'i koruyamadı. Bunu da tırnak içinde söyleyeyim. Ben Beyaz Saray'a girince İsrail'in en büyük koruyucusu ve destekçisi olacağım.
beni seçmezseniz İsrail devleti 2 yıl içinde yok olacak. İsrail haritada küçücük bir ülke. Daha fazla toprak kazanmanın bir yolu yok mu? Ben size Golan'ı verdim, Kudüs'ü verdim, İbrahim anlaşmalarını imzalattım. Ben daha size ne yapabilirim diyor. Yani bir tepki de var burada. Beni seçmeniz lazım. Doğal olarak yani aklen, mantık olarak beni seçmeniz lazım. İsrail'in en iyi adayı benim diyor. Böylesine iç siyaset malzemesi haline gelmiş bir konu. Ve bir ay kala tabii İran'a saldırma muhabbeti çıkınca da iş bu sefer ekonomi kısmına da döndü. En çok şu an iki konudan muzdarip Kamala Harris seçimlerde. Biri sınır güvenliği, kaçak göçmenler. Diğeri de hayat pahalılığı, enflasyon. İran'ın nükleer ya da petrol tesislerine yapılacak bir saldırı dünyada piyasaları alt üst edebilecek. Yani hemen ertesi günü Amerikan vatandaşlarına pompada yansıyabilecek bir durum. Hmm. Biden da bunu gördüğü için böyle bir açıklamada bulunuyor. Peki İsrail, pardon Abdülkadir, ne olur? İsrail İran'a saldırırsa bu seçimlerde Trump'ın kazanmasını sağlar mı? Açıkçası bu saldırının tipi ve şekli çok belirleyici olacak. Nisan'daki gibi olursa çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Ve bu saldırının seçimlere etkisinden tamamen ekonomik yönden bahsediyorum zaten. Yani bir Amerikalının yarın sabah kalktığında etkisini hissedebileceği bir saldırı olması lazım seçimlere etki etmesi için. Onun da en kolay yolu petrol tesislerini, yani petrol piyasalarını hareketlendirmek ki bu iddialar çıktığından beri son 5 gün içinde %5, son 10 gün içinde %10 artmış durumda petrolün fiyatı. Peki Yunus, şunu anlamakta güçlük çekiyoruz biz. Amerika bir başkan seçecek, 2 başkan adayı var ve ana konu İsrail. Ya İsrail'e başkan seçmiyorlar ki, Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorlar. Yani işte meşhur sağlık politikası, sigortalar ne olacak? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisiyle ilgili tartışmalar, ayrılmak isteyen eyaletler vesaire. Bunlar kimsenin umurunda değil. Tek mesele İsrail mi, yoksa bunu sadece artık hani herkes kararını verdi, şu evangelistlerin oylarını bölmek, almak vesaire, hani yüzen gezen oylar adına mı bu tartışma sürüyor, yoksa Amerikan kamuoyu hakikaten bu kadar ilgili mi şeyle, İsrail'le? Aslında sizin de dediğiniz gibi bunu sık sık sizinle konuşuyoruz Özay Bey. Amerikan vatandaşının asıl derdi şu an bir geçim. 2, sağlık. Yani milyonlarca, onlarca milyon vatandaş var. Kanser hastası olsa ya da bir yakını olsa, düşüp ayağını kırsa, bir araba kazası geçirse iflas edecek birçok Amerikan vatandaşı var. Sağlık sigortası en büyük problemdir. Sen kendi vatandaşına sağlık sigortası veremiyorsun. İsrail'e son bir yılda gönderdiğin para 30 milyar doları geçmiş. Ve hala seçimlerin bir numaralı maddesi. Ya her gün yaşayan Amerikalının derdi bu olmamalı. Ama o kadar işte benimsenmiş ki artık bir teslim olma hali, bir satın alınmışlık hali, konuşamıyorlar. Mesela bütün bu cumhuriyetçileri şurada hiç görmüyoruz. Ağızlarına Ukrayna'yı doladılar. Ukrayna'ya şu kadar para yolluyoruz, bu kadar para yolluyoruz. Asıl İsrail'de duruyor orada. İsrail'e bir de her yıl yolluyorsunuz yasal olarak. Yani bu mesela gündeme gelmiyor. Neden? Çünkü onların da var bağlantıları lobiyle. Şöyle yapalım. Eray Bey, sizi ayağa alalım. Aslında harita üzerinden de konuşalım. Petrol sahaları, gaz sahaları burada görüyoruz. Şimdi bunun üzerinden devam edecek olursak, Biden'ın açıklaması petrol fiyatlarına gelecek zam endişesi. Yani yine seçim odaklı aslında, evet, değil mi? Evet, evet. Peki böyle bir çılgınlık yaptı diyelim İsrail. Yapacak gibi görünüyor. Onu size söyleyeyim. O zaman Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri için ister ne olur mesela? Seçim kimin işine yarar burada? Yani burada eğer İsrail petrol tesislerini vurursa, doğalgaz ve petrol tesislerini vurursa, doğal olarak İran'ın dünyaya sunduğu petrol azalacağı için petrol ihtiyacı artacak. Dolayısıyla fiyatlar da artacak. Kamala'nın zararına mı olur? Evet. Trump'ın da yararına olur gibi, o zaman. Kamala Harris'i yerine Donald Trump'ı başkan seçtirir. 26 Ağustos'ta zaten böyle anlaştılar. Yani o gün de yayındaydık.
Donald Trump'la, ben hatta şunu söyledim, Donald Trump'la Netanyahu anlaştı. 2025 yılında Orta Doğu jeopolitiğini nasıl şekillendireceklerini konuşmuşlardır dedim. Yani o şeyden sonra hemen içeride bunu konuştular. Yoksa şimdi burada hakikaten Donald Trump iki defadır suikasta uğruyor. Yani hakikaten şeyler neydi onu, demokratlar seçilmesin diye binbir şekilde, çeşitli şekillerde uğraşıyor. Hatta bana göre önceki seçimde de işte mektupla oy vesaire de bir takım oyunlar dönmüştür diye düşünüyoruz. Dolayısıyla burada Netanyahu anladığım kadarıyla Donald Trump'la olan anlaşmasına sadık kalmak için, biraz önce Yunus'un da belirttiği işte suikastler, vurmalar, işte saldırmalar, benzer hususları yerine getirmek adına bu son darbeyi İran'a bu şekilde vurup bir dünyada petrol arzını, fiyatlarını yükseltmek suretiyle Kamala Harris'in kesin olarak tasfiyesi noktasında harekete geçme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Peki bunun için hala Amerika'dan cevap mı bekliyor, onay mı bekliyor? Çok özür dilerim. Petrol fiyatlarını değerlendirirken yalnız şunu hiç unutmayalım. Petrol fiyatlarının artması demek Rusya'nın daha fazla gelir elde etmesi demek. Yani bu Amerika'nın korktuğu yerlerden bir tanesi budur ama diğer taraftan İsrail'de Amerika'yı ne kadar ürkütür veya endişelendirir meselesini de aklımızda kalsın. Yani petrol fiyatları arttıkça Çin'de zorla girecektir, doğrudur ama Rusya'nın gelirleri artacak, bu Avrupa Birliği'ni de delirtir. Yani Avrupa Birliği için de orada bir risk var petrol fiyatında. Burada çok güzel söyledi Özay abi. Yani bu stratejik ve jeopolitik gelişmelerin, yani krize varacak gelişmeleri Netanyahu ne kadar önemseyecek? Yani bence Netanyahu hem kendisi için, özellikle kendisi için geleceğe bir gelecek sunan ve avantajlı imkanlara sahip olacağı Donald Trump'ı başa getirmek için bugüne kadar ne yaptıysa, evet, Lübnan dahil, Lübnan'a girdi, Haniye suikasti, İran'ın kendisine saldırttı, kendisi tekrar işte bekledi, şimdi tekrar saldırıyor vesaire. Yani bütün bu kargaşalıklar aslında, evet, bir takım teopolitik kodlardan gelen, yani tarihsel teopolitik kodlardan gelen, işte iki nehir arasında vesaire vaat edilmişti o vesaire, ama ya bir de somut gerçeklik anlamında dikkat edin, hakikaten 26 Ağustos'tan sonra bunlar gerçekleşiyor.